Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba. Gündemimiz hep altılı masa bugünlerde. Çünkü çok önemli gelişmeler oluyor ardı ardına ve hiç arkası kesilmeden yapılan açıklamalar. Daha bir videoyu hazırlarken arkasından hemen yeni bir gelişme ve bugün dananın kuyruğu kopacak mı? Akşener geri dönecek mi? Yoksa bu ayrılık devam edecek mi? Bu kamplaşma devam edecek mi? Akşener'in tamamen altılı masa ile bağlantısı kesildi mi? Kesiliyor mu? Kimisi diyor daha masadan kalkmadık. Kimisi diyor biz bunu kabullenemeyiz. Herkes bir şeyler söylüyor. Ve ortalık toz duman içerisinde. Kapalı kapılar arkasında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti görüşüyor. Biz demiştik demek istemiyorum ama Mansur Yavaş ve İmamoğlu da sürpriz bir gelişme oldu. Aslında bize göre sürpriz değil işte, biz söylemiştik. Çünkü görüşeceklerini tahmin ediyorduk. Öyle olması gerekiyordu. Mansur Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile bir görüşme gerçekleştiriyor şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. Öyle de olmalı. Niye gizlensin ki? Yani sonuçta bu insanlar zaten eskiden bu yana bir dostlukları var, bağları var, yoldaşlıkları var. O nedenle ara bulmak için, o nedenle Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki bu gerginliği yok etmek için en azından böyle bir girişimin olması gerekiyordu ve şu anda o da gerçekleşiyor. Dün akşam sürpriz bir açıklama daha oldu. Deva Partisi masada isim konuşulmadı dedi. Böyle olunca iş farklı bir noktaya doğru evrilmeye başlıyor ve Akşener'in Habertürk'te çıkan açıklamaları ortamı allak bullak etti. Yani Akşener diyor ki, kardeşim ortada anketler var ve bu anketlere göre Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan da benden de çok önde çıkıyor. O nedenle kazanacak adayla gitmemiz gerekiyor. Eğer bunu kabul ederlerse ben masaya geri dönerim diyor. Milletin istediği bu diyerek mesajlar verdi. Bu biraz da kabul gördü kamuoyunda. İyi Parti cenahı hep bunu savunuyor. Hep bununla gündem oluşturmaya çalışıyor ve Kemal Bey de farklı bir çalışma yürütüyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bugün Türkiye'nin her yerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde toplanıyor, toplanmaya başladı. Akşam saat 7'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmeyi düşünüyorlar. Yeni bir düşünce daha ortaya atıldı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı ortaya atıldı. Evet, bu da tartışılıyor. Belki çözümü burada bulacaklar. Yani Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ama burada güme giden bir şey var. Meral Akşener'in güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü zaten kabul görmemişti. O bu konuda yine ısrarcı olacaktır. Tek Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı diyordu ve o da ben olmalıyım diyordu. Ve bu Cumhurbaşkanı yardımcısının da yetkilerinin genişletilmiş olması gerekir diyordu. Aslında Meral Akşener'in söylediği bir tür eş başkanlık. Aynı Cumhurbaşkanı yetkileriyle donatılmış bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Esasında başbakanlık. İşte böyle. Evet, ortalık toz duman, pek çok söylem havada uçuşuyor ve Akşener'e geri dön çağrıları yapan parti liderleri var. Bu masa dağılmasın diyenler var. Bu masa dağıldı artık düzen tutmaz diyenler var. Ve ben şunu çok önemsiyorum. Demiştim ya, biz söylemiştik Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'le görüşecekler ve bu görüşmenin de çok yakın bir zamanda olacağını, dile getirmiştik. Ancak pek de ihtimal vermemişlerdi. Çünkü ipotek koymak isteyenler vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İyi Parti'nin grup kurması için İyi Parti'ye geçen meclis üyelerinin tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmelerini talep edenler oldu. Tıpkı böyle bir şey işte. Yani bir yanda birbirlerinin ayağının altını kazmaya çalışıyorlarken diğer yandan da barış görüşmeleri, ittifakın yeniden ayağa kalkması için çalışmalar, çabalar var. Kimileri bitsin diyor, kimileri de devam diyor. Bakalım ne olacak? Bugün her şey belli olacak ve Kemal Bey bakalım Cumhurbaşkanlığı adaylığından
vazgeçecek mi? Evet, masanın en hararetli saatleri, dakikaları, hatta saniyeleri geliyor. Aytun Çıray diyor ki siyaset dinamiktir diyor. Diplomasidir, her sabah yeni şartlarıyla doğar diyor Aytun Çıray. Ve zaten kapalı kapılar arkasında görüşmeler devam ediyordu. Bakalım Meral Akşener bu girişimlere nasıl cevap verecek? Bugün Altılı Masa'nın son toplantısına katılmayacağını beyan etmişti. Altılı Masa toplantısını 14'ten 15'e çekti. Şu anda İmamoğlu ve Mansur Yavaş da görüşüyor. Buradan çıkan sonuçlar Altılı Masa'da değerlendirilecek. İyi Parti açıklama yapacak. Altılı Masa, Altılı Masa değil artık, Beşli Masa açıklama yapacak. Vallahi masada ne masaymış ha diyor ya şair. Hakikaten bu masa ne masaymış. Türkiye'nin gündemini tamamen işgal etti. Ortalıkta hiçbir dert tasa kalmadı. Her şey Altılı Masa'nın dağılıp dağılmamasına endekslendi. Hiç kimse başka bir şey konuşmuyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu kavgasını konuşuyor. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak Altılı Masa'da? Evet, büyük bir olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmayacaktır ve Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Artık bu noktadan sonra geri adım atması çok zor. Ancak şunu yapabilir: Meral Akşener'in güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı yardımcısı formülünü kabul edebilir. Yani eş başkanlık sistemini kabul edebilir. Böyle bir çözüm üretebilirler. Veyahut da bu konuşulan İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusu ortamı sakinleştirebilir mi? Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açabilir mi? Evet, çok kısa bir zaman kaldı. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde toplanıyorlar ve biraz sonra Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir açıklama yapacaklar zannediyorum. Onun için bu videoyu hemen yetiştirmem lazım. Fakat dananın kuyruğu bugün kopacak. Ve dediğimiz gibi Mansur Yavaş ve İmamoğlu Akşener'le görüştüler.